Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, günün bu geç saatine kadar birlikte olduğumuz için mutluyuz tabii ki. Evet, ben de öncelikli olarak ülkemiz aydınlarından sırasıyla Ahmet Cavit Han, Ali Bizden, Ali Kişmir ve son olarak da sevgili Doktor Okan Dağlı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne girişine izin verilmemesi neticesinde sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme süreciyle ilgili kaygı verici, bizim devletimiz açısından da endişe verici sonuçlarına maalesef hep birlikte şahitlik ettiğimizi ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Aynı zamanda gazeteci Ali Kişmir'in de 1,5 sene önce yazmış olduğu bir yazıdan dolayı yargılanıyor olması da Kıbrıs Türk toplumu olarak hep birlikte üzerinde düşünmemiz gereken önemli konulardan biridir diye düşünüyorum. Hani bir hikaye vardır, birileri bağırır, ondan sonra tek tek bağıranlar susar, sonra bir bakarsınız tek başınıza bağırırsınız ama sizi duyacak birisi olmaz. O yüzden bu anlamda demokratikleşme, fikir özgürlüğü konularına toplum olarak sahip çıkmamız gerektiğini önemli düşünüyorum. Ben öncelikli olarak çok fazla değinilen konulara değil, daha fazla değinilmeyen konular üzerinden gidip konuşmamı mümkün olduğunca kısa ve öz tutmaya çalışacağım. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hükümet programında yer alan eğitim programına baktığımız zaman 49 maddeden oluştuğunu görüyoruz. Bu 49 maddenin içerisinde ise benim tespit edebildiğim, üzülerek tespit edebildiğim diyeceğim buna, sadece iki tane takvimlendirilmiş konu var. Bu da bir tanesi internet, tüm okullarımızın internet erişiminin 2022 yılının sonuna kadar tamamlanılması. Bir diğeri ise okul bütçelerinin 2023 yılı içerisinde, özel okul bütçelerinin 2023 yılı içerisinde hazırlanıyor olması. Onun dışında maalesef takvimlendirilmiş herhangi bir çalışmaya buradan rastlamam mümkün olmadı. Şimdi bu 49 maddenin içerisinde 2022 yılının sonuna kadar tüm okullarda tamamlanacağı söylenen internet erişimi mevcut yapı içerisinde ne kadar çalışabilecek, ne kadar işlevsel olacak, bunlarla ilgili bir çalışma yapıldı mı acaba? Bunlar da merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü pandemi süreci içerisinde bu sistemin çöktüğü, aynı zamanda okul portallarına erişimlerin çöktüğü, çocukların online olarak eğitim programlara erişmede sıkıntı yaşadığı bilinen gerçeklerimiz. O yüzden bu programlamaların, takvimlendirmelerin yapılırken teknik sorunlarında giderip giderilmediği ile ilgili detaylı bir bilgi bize buradan verilmiş değil. Onun dışında ilk öğretimde özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak sınıfları artırılacak. Orta öğretimde yeni kaynak odaları oluşturulacak. Öğrenme ve gelişim düzeyi akranlarından geride olan öğrencileri desteklemek amacıyla telafi edici programlar uygulanacaktır. Ve yine yeniden bir hükümet programında üzülerek ifade etmek durumunda kalıyorum.
kanayan yaralarımızdan bir tanesi özel gereksinimli bireylerin eğitimi yasası ivedilikle meclisten geçirilecektir diyor. Çok uzun yıllardır özel eğitim yasasıyla ilgili bu kürsülerden uzun konuşmalar yapılıyor. Herkes de bu konunun ne kadar hassas olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu toplumumuz açısından ve özellikle engelli bireylerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve onların aileleri açısından ne kadar önemli olduğunu ifade ediyoruz. Ancak diğer konularla birlikte bu konuda ilgili olarak da maalesef bir tarih, net bir zaman dilimi, bir program belirtilmemiş. Şimdi 0-3 yaş erken çocukluk özel eğitim hizmetlerinin verilemiyor olması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir protokolün bu anlamda yapılmamış olması, Sağlık Bakanlığı ile erken çocukluk protokolünün yine yapılmaması, özel ders öğretmenlerinin, beden eğitimi, müzik, branş öğretmenlerinin atanmaması, tabii yasa geçtiği takdirde bu madde işlerini kaybedecektir. Yani yasayla birlikte bu madde geçerliliğini kazanacaktır. Okulda sürdürülen çalışma ve hizmetlerin bütçelendirilmemesi, rehber öğretmen, teknolojik tasarım öğretmeni ve bazı özel eğitim öğretmenlerinin yurt dışından, Türkiye Cumhuriyeti'nden 5 yıllık bir süre için gelmesi. Şimdi bundan belki yıllar öncesinde bu alanlarda bizim ülkemizde yetişmiş uzman öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz yoktu. Ancak bugün ülkemizde 200'ün üzerinde mezun özel eğitim öğretmeni, ondan çok daha fazla mezun rehber öğretmenlerimiz ve teknolojik tasarım öğretmenlerimiz var. Şimdi hal böyleyken bizim gençlerimiz iş bulamadıktan mütevellit ve bu alanlarda pek çok mezunumuz varken kendi alanlarında işsizlikten dolayı çalışma imkanı bulamıyorken ve başka alanlarda iş yapma durumunda kalıyorken bu protokolün hala daha geçerliliğinin nedenini toplumumuza açıklamak durumundayız diye düşünüyorum. Bu alandan mezun olan gençlerimize bizim en önemli borçlarımızdan bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bu alanda bu öğretmenlerimize, yurt dışından gelen öğretmenlerimize ihtiyacımız kalmamıştır. Neden kendi gençlerimiz dururken dışarıdan gelecek olan eğitmenlerle, üstelik de burayı iyi tanımayan, buranın kültür yapısını bilmeyen, buranın sosyoekonomik yapısını bilmeyen eğitmenlerle özel eğitim gibi hassas bir alanda bu gençlerimize, bu öğretmenlerimize çalışma imkanı veriyoruz. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen sevgili meslektaşlarımın bu işi yapamadığı veya iyi yapmadığı anlamında söylemiyorum bunu. Benim burada ifade etmek istediğim, her 5 yıllık süreç içerisinde de bu gelen öğretmen arkadaşlarımızın, uzman eğitmenlerimizin bu hizmete alışma, ortama alışma, okulun işleyişine alışma, okullardaki sistemi öğrenme, uyum sağlama açısından da bir kayıp söz konusudur. Halbuki buradaki öğretmenlerimiz katrolansa ve onlar çalışmaya devam etse, bu uyum sorunu da değişiklik olmayacağı için, katrolu devam edecekleri için ortadan kalkacaktır. Çünkü biliyorsunuz özel eğitimde yer alan çocuklarımızın farklı bireylere uyumu çok daha zordur.
yüzden onların bu hassasiyetlerine önem vermeliyiz. Özellikle de bu alandaki mezun gençlerimizin de işsizliğiyle ilgili sıkıntılarına ve onların da bu anlamdaki ciddi anlamdaki moral bozukluklarına, inançsızlıklarına bir nebze merhem olmalıyız diye düşünüyorum. Aynı zamanda fiziki koşullar konusunda standartsızlık ve yetersizlik söz konusudur özel eğitim okullarında. Yani ülkemizde maalesef hiçbir konuda bir standardı yakalayamadığımız gibi bu konuda da standardımızı yakalayabildiğimizi ve standart bir eğitimle, eşit bir eğitimle bu gençlerimize, çocuklarımıza eğitim verebildiğimizi söylemek mümkün değildir. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İlköğretim Dairesi gibi, Orta Öğretim Dairesi gibi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi gibi, belki de Özel Eğitim Dairesi'nin de kuruluşunu ciddi anlamda düşünmeli ve önemsemeliyiz diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili olarak ortak çalışma yapmaya başlaması, uzun dönemli planlar, amaçlara ulaşmada da son derece önemlidir diye düşünüyorum. Özel eğitim gerçekten özel çocuklarımızın yer aldığı bir alan. O yüzden bu alanda çocuklarımıza, gençlerimize gerekli önemi bu noktadan sonra belki daha hassasiyetle verebiliriz diye düşünüyorum. Ve takvimlenmemiş özel gereksinimli bireylerin eğitim yasasının da ivedilikle meclisten geçecek olmasıyla ilgili umudumu ve dileğimi buradan da dile getirmek istiyorum. Onun dışında ülkemizde yabancı öğrenci artışına paralel olarak yabancılara Türkçe eğitim programlarının geliştirilip ihtiyaca cevap verecek şekilde yaygınlaştırılması, çocukların çevreye uyumu, sosyalleşmesi, akademik başarısı, en önemlisi mutluluğu açısından son derece önemlidir dedik hükümet programında. Bugüne kadar öğretmenlere bu konuda Türkçe öğretimi etkinlikleri adında bir tek kurs düzenlendi. Bu düzenlenen kursta ise sadece küçük sınıflarda uygulanabilirliği olan kurslar, kursun yapılacağı günden 2-3 gün önce alel acele duyuruldu. Ve maalesef bu kurslara da katılım pek olmadı. Yıllık programlamayı geçtim. Dönemlik programlama dahi yapılmıyor demektir. Yani bir kursun, böylesi önemli bir kursun, pandemi döneminde de özellikle çok daha fazla mağdur olan çocuklarımızın bu konudaki hassasiyetleriyle, ihtiyaçlarıyla ilgili böylesi bir konuda sadece 2-3 gün önce yapılacak bir duyuru, sadece iş olay yapılmış bir kurs olabiliyor. Amacına da ulaşmıyor. Bu çocuklarımız için sadece belli kurslar değil, aynı zamanda belki de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilgili dairelerde görsel olarak da dersler hazırlanmalı ve o çocuklarımızın sadece okulda değil, okul dışı saatlerde de bu eğitimleri alarak boş vakitlerinde dileyen isteyen çocuğun açıp bunları evinde tekrar ederek kendini geliştirme imkanı bulması da belki sağlanabilir. Milli Eğitim Bakanlığı 2 yıllık pandemi sürecinde programlarda iyileştirmeye gitmemiş, özellikle seyretilmiş okullarda öğretmen normal zamandaki programların uygulanmasını istemiş ve öğretmen çok zor durumda kalmıştır.
günden güne özel devlet okulları arasındaki uçurum, devlet okulları arasındaki farklı uygulamalarla daha da derinleşmiştir. Bu eşitsizliğe maruz kalan çocuklarımızla kayıplarıyla ilgili herhangi bir takviye programına rastlayamadım. Aynı şekilde internet erişimi, tableti olmayıp eğitime devam edemeyen çocuklarla ilgili de bir telafi programına rastlamam mümkün olmadı. Zaten pandemi döneminde bazı çocuklar 5 gün okula gitti, bazısı 3 gün okula gitti, bazısı 2 gün okula gitti, bazısı mevcut durumlardan dolayı hiç gidemedi. Bu çocukların kayıplarıyla ilgili de maalesef bir çalışmaya rastlamam mümkün olmadı. Yeni okullar inşa etmeye devam edilecek ve kapsam bölgeleri yeniden düzenlenecektir deniyor. Kapsam bölgeleri düzenlenirken muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla birlikte çalışılmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü sadece ve sadece bakanlıkta, ilgili dairede oturarak bu tür çalışmaların yapılması pek sağlıklı olmuyor. Bunun bir örneğini mevcut bir yer olduğundan dolayı Mausa'da görebilmemiz mümkün. Suat Günsel'in Yakın Doğu Üniversitesi'nin inşa etmeye başladığı bir okulumuz, Mausa'nın trafik açısından en kilit ve en sorunlu yerlerinden bir tanesi. Oradaki zaten Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin çıkışıyla da birlikte ve normalde şu saatlerde bile, yani herhangi bir saatte bile inanılmaz bir trafik yoğunluğu olan bölgeye bir de yeni okul inşası yaptık. Bu tür şeylerin bölge halkıyla, belki yerel yönetimlerle, muhtarlarla, sivil toplum örgütleriyle, öğretmenlerle, sendikalarla, okul müdürleriyle istişare ederek yapılması çok daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Tüm okullarımız için standartlar hayata geçirilmeli. Standart diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi eğitimde de oldukça önemlidir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise önce nüfus politikasını gündeme getirmemiz, ele almamız gerekiyor. Çünkü kaç tane okul çağında çocuğumuzun olduğunu bilmediğimiz bir ortamda bu tür standart çalışmaların yapılabilmesi ve planlama programla yapılabilmesi imkansızdır. Tıpkı sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, tıpkı karayollarında olduğu gibi, tıpkı başka hizmet alanlarında olduğu gibi. Bizim ciddi anlamda ülke olarak çok ütopik projelere ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak en basit şekliyle ve en insani şekliyle standart hizmetlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani çizgileri çizilmiş yollara, aydınlatılmış yollara, trafik levhalandırılması yapılmış yollara, kronik hastalığı olanların belli dönemlerde rutin olarak gidip de beklemeden kendisine randevu sistemiyle verilip şu gün şu saatte gidip o hizmeti alabileceği bir duruma, aynı zamanda yaşlılarımızın, hizmet bekleyen insanlarımızın da bu anlamda sosyal devlet olmanın gerektirdiği şekilde onlara standart hizmeti verebileceğimiz bir düzene ihtiyacımız var. Yani Girne Dağları'nın daha önceden belirtildiği gibi delinip işte oradan denize doğru bir ulaşım hizmetine bizim ihtiyacımız yok şu anda.
bizim şu anda ülke olarak ihtiyacımız ve halk olarak ihtiyacımız olan en önemli şey standart basit hizmetlere ulaşabilmek. Eğitimsel ihtiyaçları karşılanırken tüm altyapı ve üst yapı çalışmalarında fırsat eşitliği ilkesi gözetilecektir. Eğitim süresinin artırılması, tam gün eğitime geçilmesi hedefi gerçekleştirirken toplumsal birliktelik dikkate alınacaktır diye tam günle ilgili böyle bir madde karşımıza çıkıyor. Şimdi neresinden tutsam, nasıl yorumlasam bilemedim. O yüzden ben bunun eğitimini, yorumunu esas da daha sonrasında ilgili sendikalara, öğretmen arkadaşlarıma ve belki bir kez daha ciddiyetle bunu okuyup yorumlayacak Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kadrolara devretmek istiyorum. Çünkü nasıl yapılacak şeklinde herhangi bir açılım, herhangi bir yönlendirme, herhangi bir parantez görmek mümkün değil. Yani bu altyapı ve üst yapı çalışmalarını hangi bütçeyle tamamlanılacak? Yani bununla ilgili bir fizibilite çalışması yapıldı mı? Hangi okulun hangi ihtiyacı vardır? Sportif etkinliklere önem verilecek deniyor. Peki hangi okulumuzda kaç tane kapalı spor salonu vardır? Yani 2 ay sürekli yağmur yağarsa atıyorum bu çocuklar en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan beden eğitimi derslerini nerede yapacaklardır? Yani bizim dediğim gibi ütopik şeyleri değil, en basit anlamda standart bir hizmete ihtiyacımız olacaktır. Bir diğer önemli konu okullardaki temizlik sorunu. Taşeron şirketlere teslim edilmiş bir temizlik anlayışı güdülüyor okullarımızda. Ve biliyorsunuz kısa bir süre önce ilgili ödemelerini alamadıkları için de bu hizmetler sağlıkta olduğu gibi eğitim kurumlarında da aksatılmıştır. Temizlik hizmetini verebilecek kadrolu hademe sayısı emekli olanların yerine kadro açılmadığı için ve alınmadığı için her gün azalmakta ve bu anlamda temizlik kalitesi de günden güne düşmektedir. Taşeron şirketler temizlik hizmetini okulların açık olduğu dönemlerde veriyorlar. Yani 15 gün okul tatil olduğu dönemdeki pazartesileri açılıyor okullar. Onun dışında belli okullarımız yaz döneminde de sınav merkezi görevi üstlendikleri için sürekli açık oluyorlar. Haftada bir açılan bir okulu düşünün. Tuvaletlerinin belli bir sürede temizlendiğini düşünün. Bunlar gerçekten çok önemli sorunlarımız. O yüzden geçici işçi istihdamından birazcık feragat edip gerçek anlamda devletin asli hizmetlerini yerine getirecek kadroları çalıştırmalıyız diye düşünüyorum. Onun dışında okul kantinleri gelirleri var sevgili Nazım Hocam. Geçenlerde Bakanlıkta yapılan bir toplantıda okul kantin gelirlerinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde toplanıp ondan sonra maliyeye aktarılması konusunda bir ısrar olduğu gündeme geldi. Şimdi okul kantinlerinin gelirleri Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile birlikte belli bir oranda Eğitim Vakfı alıyor okul kantinlerinin kira gelirlerini. Geriye kalan bölümünü de okullara teslim ediyor. Yani okul idarelerine veriyor. Okul idareleri bu parayla ne yapıyor?
Kırılan camını tamir ediyor. Bozulan kapı kolunu tamir ediyor. Pek çok sahada ve o anda acil müdahale etmesi gereken ihtiyaçlarını gideriyor. Peki bunlar maliyeye devredildiği şekliyle bu ihtiyaçların sorunlarının giderilmesi konusunda bakanlık nasıl bir tedbir düşünüyor? Okul bazlı bütçeye geçtik ya. Evet. Bu okulların gelirini üçe katlamışız. Yani daha iyi bir okul yapmıştık. Öten okulu izah ettiğiniz gibi daha farklı. Yani hocam bürokrasiyi, ülkedeki bürokrasiyi de bildiğimizden dolayı bu konuda gerçekten okullar ciddi sıkıntı yaşayacaklardır. Yani çünkü biliyorsunuz fotokopi kağıdından daha doğru bir modeli ve okulların imkanını 2-3 katına çıkarmıştır. Peki kim idare edecek hocam? Yani o bütçeyi kim kullanacak okullarda? Okulla bakanlıktaki ilgili yönetim. Yani gerçek fatura olur. O sizin söylediğiniz çok ufak tefek şeyleri okula ilerlemiyor. Halledebilir. Yani çok küçük rakamlar ama okulun genel geliri 2-3 katı artmıştır. Çok devlet desteği olur. İnşallah. Hep birlikte yaşayan, hep göreceğiz hocam. Evet, eğitimle ilgili aktarmak istediklerim şimdilik burada kalsın. Çünkü yorgun gözler dikkatimi çekiyor. Evet. Rica ederim. Gençliğe geçmek istiyorum. Şimdi özellikle gençlik dairesi gibi, kültür dairesi gibi, daha doğrusu pek çok dairemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi, emekli olan uzman personelin yerine o alanlarda istihdam yapılmaması. Yani yetişmiş, çok uzun yıllardır bu dairelerde çalışan, çok değerli birikimleri olan personel emekli oluyor. Ancak onların yerine mevzuatında da yer aldığı şekliyle gerekli istihdamlar maalesef yapılmıyor. Bu istihdamların yapılması yerine işin ehli olmayan, yani o kurumla ilgili uzmanlık alanı olmayan pek çok geçici personel istihdamı yapılıyor. Bu da bu tür dairelerimizin işleyişi ve hizmet vermesi açısından son derece sıkıntı oluşturuyor ve belli bir oranda, hatta belli bir noktadan sonra hizmet veremiyor duruma geliyorlar. O yüzden bu konu çok ciddi bir önem arz ediyor. O yüzden dairelerin belirlediği ihtiyaçları kadrolar bazında doldurmak gerekiyor. Emin olabilirsiniz ki o alanda pek çok mezun gencimiz vardır. Örneğin gençlik dairesinde psikolojik ve rehberlik danışmanlık ihtiyacı vardır. Müzik eğitmenine ihtiyaç vardır. Kadrolardan resim öğretmenine ihtiyaç vardır. Bakacak olursanız pek çok işsiz mezun bulmak mümkündür. Şimdi bir taraftan kadroları doldurmak için maliyede para yok deniyor. Ama öteki taraftan dairelere alanı olmayan pek çok istihdam yapılıyor. Geçici istihdam adı altında. Buna gerçekten artık bir son verilmesi gerekiyor. Gençlik dairesi sadece sosyal etkinlik sağlayan bir kurum olmaktan çıkmalıdır. %30'u aşan genç işsiz nüfus olduğu düşünülürse, gençlerimize iş sahası yaratabilecek, meslek edindirmeye rehberlik yapacak faaliyetlere ağırlık verilmelidir. Yaratıcılıklarının geliştirilip üretim yapmalarına olanak sağlanmalıdır. Bostancı, Güzel Yurt Merkez, Dipkarpaz, Gazi Mağusa, Akdoğan, Paşaköy ve Vadili'de hali hazırda var olan gençlik merkezleri
şu anda hemen hemen hiçbir aktivite yapmıyor durumdadır. Hatta Gazi Mağusa Gençlik Merkezi açıldı ama bir tek etkinlik yaptığına şahitlik etmedik. Hal böyleyken yeni gençlik merkezlerinin her ilçede açılması yerine mevcutların işlevselliğinin artırılması ve gerekirse de zengin bir devlet olmayışımızın ve imkanlarımızın, kaynaklarımızın kıt kanaat olmasından da dolayı sivil toplum örgütleriyle, bölgedeki sivil toplum örgütleriyle, yerel yönetimlerle birlikte çalışmalar yürütülmelidir. Ve bu merkezlerimizin boş binalar değil, içinde pırıl pırıl çocuklarımızın, gençlerimizin yer aldığı merkezler haline getirilmesine olanak sağlanmalıdır. Halk bilimi ve içerisinde yer alan halk dansları tabii ki kültürümüzün çok önemli parçalarından bir tanesidir. Bu bağlamda halk danslarımızın geliştirilmesi, araştırılması, arşivlenmesi, gelecek nesillere de doğru şekliyle aktarılması misyonunu üstlenen, daireye bağlı ve çok güzel çalışmalar yapan Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu vardır. Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu'nun çalışmalarını geliştirecek desteklerin verilmesi gerekiyor. Gençlik Dairesi'nin kendi bünyesinde ve merkezlerinde sadece halk dansları çalışmaları yapması günümüz koşullarında artık çok çağ dışı bir yöntem olarak kalmıştır, bir alan olarak kalmıştır. Şimdi biz yaş gruplarında halk dansları gerçekten bizim jenerasyonumuzda çok önemli bir yer tutmuştu. Neden? Çünkü çok fazla etkinlik yoktu, çok fazla sosyal faaliyet yoktu. Halk dansları da gençlerimizin bu anlamda çok büyük bir çatı altında buluştuğu ve çok güzel paylaşımlarda bulunduğu, kardeşlik duygusunu geliştirdiği, dayanışmayı geliştirdiği en önemli esas da okullardan bir tanesiydi. Ama bugün günümüzde sadece gençlik merkezlerini halk dansları yapılan kurumlar olarak nitelendirmek ve işlevini de bu yönde düşünmek bu dönemdeki çocuklarımıza yapılmış ciddi bir haksızlıktır diye düşünüyorum. Dörtlü hükümet döneminde okullar bölgesinde Girne kapısında şu anda Yakın Doğu Üniversitesi'nin şehir kent müzesi olarak kullandığı bina gençlik merkezi kullanımı da geliştirilmek üzere bizim tarafımızdan kiralanmıştı. Bizim o merkezde öngördüğümüz gelişen iş alanlarından baristalıktan tutun kuluçka merkezine kadar geniş yelpazede farklı bir hizmet ağıydı. Ancak yine değinmeden geçemeyeceğim, çok zengin bir devlet olmamızdan kaynaklanıyor herhalde. Birinin yaptığını diğeri geldiği zaman bir tarafa atıyor. Bütün emekleri, bütün verilen kaynakları, oraya ayrılan kaynakları biz elimizin tersiyle bir tarafa itiyoruz. Ondan sonra da buraya tekrardan tüm ilçelere gençlik merkezi açılacak diye yazıyoruz. Halbuki orada açılmış bir gençlik merkezi vardı. Ve süreç içerisinde onun geliştirilerek peyderpey, kat ve kat bir düzenleme yapılarak gençlerimize okullar bölgesine de çok yakın olmasından dolayı çok ciddi bir hizmet vereceği şevkiyle ve inancıyla biz bu çalışmaları yapmıştık. Dörtlü hükümet gitti, başka hükümet geldi, orası iptal edildi ve kent müzesi olarak
başka bir kuruma devredildiğini devredildiğinde ben maalesef üzülerek tanıklık ettim. Yani kültür sanata meraklı ve bu tür alanlara da destek veren bir kişi olarak böyle bir müzenin açılmasını, bir gençlik merkezinin kapatılıp böyle bir müzeye çevrilmesini maalesef sevinçle karşılayamadım. Onun dışında halk bilimi, bağımlılık, felsefe atölyesi, orientering ki bu seneki programda da gözümüze çarptı, yazılmış. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Taner Akçan, Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi, 60'a yakın alanla ilgili tanıtım ve sonrasında meslek edindirmeye yönlendirme açısından olanak sağlayan 5 ayaklı başlattığımız gençlik sosyal destek projesi vardı. Onu da 2 yerde yapma şansımız oldu. Ondan sonra rafa kaldırıldı. Ama diğer gençlik merkeziyle ilgili olarak üzüntüm ve hayal kırıklığım bu seneki bütçeye bu projemizin devam etmesiyle ilgili bir kalem konulduğunu görünce birazcık hafifledi diyebilirim. Mesleki teknik eğitim dairesinin çalışma alanı içerisine giren yaygın eğitim var. Yaygın eğitimde yetişkin kadınlara verilen kurslar dışında gençlere yönelik okul dışı eğitim alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde destek verilmesi gerekiyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği ve her an değiştiği bu çağda gençlerin ihtiyacını sadece sosyal faaliyet nezdinde sınırlandırmamak gerekiyor. Pandemi dönemi bu açıdan son derece verimsiz geçti. Gençler açısından son derece verimsiz geçti. Neden? Çünkü kamplar yapılamadı. Sosyal faaliyetler yapılamadı. Bunlar yapılamayınca gençlik dairesinin hiçbir faaliyet alanı kalmadı. Halbuki online olarak gençlerimize bu kötü dönemde ciddi sorunlar yaşadıkları bu dönemde psikolojik destek sağlanabilir. Çevrim içi pek çok etkinlik, eğitim düzenlenebilirdi. Bu süreçte güzel bir dayanışma örneği gösteren Kıbrıs Türk halkı ve değerli meslek örgütlerinin de böyle bir konuda seve seve katkı koyacağına dair hiçbir şüphem yoktu. Evet, Sayın Bakanımı bulmuşken birazcık da eski eserlere değinmek istiyorum. Müze ve öğren yerlerinde alt ve üst yapının yenilenmesi projesi kapsamında Mevlevi Tekke Müzesi 1. etap restorasyonu projesi hayata geçirilecektir. Gazi Mausa surları deniz kapısının Porta del Mare restorasyon projesi ve kara ve deniz kapılarının konservasyonu yapılacaktır. Girne Güzel Sanatlar Müzesi bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. Gazi Mausa Kertikli Hamam restorasyonu projesi hayata geçirilecektir. Girne İkon Müzesi restorasyonu hayata geçirilecektir. Lefkoşa Fon Binası restorasyon işleri projesi yapılacaktır. Gazi Mausa Martinengo Tapyası'nın müze tasarımı yapılacaktır. Lefke Vasıf Palas Maden Müzesi iç düzenleme işleri hayata geçirilecektir deniyor. Açıkçası hükümet programında yer alan bu başlıkları okuduğumda heyecanlanmamak ve mutlu olmamak, sevinmemek hiçten değil. Ancak hem takvimleme yapılmaması hem de bu projelerin 3 aşağı 5 yukarıya daha önceden tamamlanan projelerin maliyeti düşünülürse
çok 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 yüksek miktarların toplamı olabileceğini görmek hiç de zor değil. Yani açıkçası çok güzel projeler, ancak bunların gerçekleşebilirliği konusunda bir tanesi olursa bu süreç içerisinde sevinebiliriz. Mausa surlarında yer alan deniz kapısı Porta del Mare'nin 30 yıldır, yaklaşık 30 yıldır atıl durumda olduğu ve hala da teknik komiteden medet umulduğu düşünülecek olursa endişelerim konusunda haksız olmadığımı sizler de değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde burada yazılı olan Kertikli Gazimosa'daki Kertikli Hamam, ki Osmanlı'nın çok önemli ve nadide eserlerinden, kültürel miraslarından bir tanesidir. Keşke yapılsa ve orijinal şekliyle turizme kazandırılabilse gerçekten çok güzel bir proje olur. Bunların yapılması konusunda ve takibi konusunda, yapıldığı konuda da son derece destekçi olacağımızı da belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel projeler inşallah yapılabilir. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu şartları ve önümüzdeki dönemlerin çok daha zor ekonomik şartlarda geçeceğini düşündüğümüzde Sayın Faiz Hocaoğlu öyle demese de 5 yıl gidebileceğini düşünürsek bu hükümetin, o sürede bile gerçekleştirilebilir görmüyorum ben bu projeleri. Tüm bu heyecan verici projelerle ilgili maliyet hesabı yapıldı mı diye bir taraftan da merak ediyorum. Hal böyleyken, yani burada yazılı olan hayata yeni geçirileceği öngörülen pek çok proje burada yer alırken, daha önceden kamuoyunun gündemine gelen, bir süre bizleri meşgul eden, kamu yararının çok hassas bir noktada olduğunu sivil toplum örgütlerinin ifade ettiği şömineli evin akıbetiyle ilgili bir tek kelimenin burada yer almaması benim çok dikkatimi çeken bir konu oldu Sayın Bakanım. Şimdi şömineli evin müze olarak açılması için tüm odaların, envanterinin, çocuk atölyesinin, alarm sisteminin, güvenlik kameralarının tamamlandığı, odalardaki çalışmaların bina anlamında bittiğini biliyoruz. Bunu çünkü daha önceden de aldığımız bilgiler arasındaydı. Hal böyleyken şömineli evin kent müzesi olarak faaliyetlerinin tamamlandığını, hazırlıklarının tamamlandığını ve yakın bir zamanda kamunun yararına, kamu hizmeti şeklinde açılabileceğini ben görmek istiyordum açıkçası burada. Şimdi böyle olunca yine yakın zamanda tekrardan konuşulmaya başlanan endişelerin acaba doğruluğu var mıdır diye insanın kafasına soru işaretleri yerleşiyor. Yani oranın bir müze olarak kullanımından öte Mausalı esnaflardan birilerine öyle duyulduğu için öyle söylüyorum, steakhouse şeklinde kullanılmak üzere verileceği yönünde duyumlar da maalesef Mausa halkı arasında konuşulan konulardır. O yüzden şömineli evin akıbetiyle ilgili net bir bilginin verilmesini ve bu konudaki kafa karışıklığının bir an önce de giderilmesini, kamu yararına olacak şekilde kullanımı konusunda halkımızla bir paylaşım yapılmasını
tüm samimiyetimle varsaymak istiyorum. Eski eserlerin bakım ve idamesindeki sıkıntıların giderilmesi çok önemli. Bürokrasiyi hızlandıracak, sorunları giderici, çözüm odaklı eylemler ortaya konulması gerekmektedir. Bugün St. Barnabas ülkemizin en gözde turistik ziyaret mekanlarından bir tanesi. Çok önemli bir değere sahip. Belli bir bölümü çok uzun bir süredir karanlıkta. Yani orada bir elektrik sorunu var. Ve o elektrik sorunu da epey bir zamandır maalesef giderilemedi. Ödemeler vesaire konusunda esnaf artık devlete iş yapma konusunda imtinayla davranıyor duruma geldi. Böyle olduğu durumlarda da devletin teknik ekiplerinin bu sorunları giderici yönde bir yapılandırmaya gidip hızlı sonuç alacak şekilde bu tamirlerin yapılması çok önemlidir. Çünkü zaten çok az turist geliyor. O gelen turistlerin de mevcut turistik tesislerimizi, mekanlarımızı, kültürel mirasımızı en güzel şekliyle görmesi, onları en güzel şekliyle sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, oradan eski eserlerden çevre ve eski eserlere bağlayarak çevreyle devam edeyim. Yıllardır atıl durumda bulunan eski eserlerin restorasyon ve halkın hizmetine açılması çalışmaları yapılırken, oralarda var olan doğal açıdan değerli varlıkların da eski eserle dengeli biçimde korunmasına özen gösterilmesi bağlamında gerekli önlemlerin uygulamaya konulması gerekmektedir. Aynı zamanda atıkların ayrı toplanarak doğa dostu ve sürdürülebilir biçimde bertaraf edilmesi yöntemlerinin uygulanmasına başlanması konularında titizlikle çalışılması gerektiği düşünmekteyim. Denize sulak alanların Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde saptanması ve korunan sulak alanlar listesine eklenmesi, sürekli atık su izlemenin yanında sulak alanlarda sediment analizlerinin yapılarak sulardaki biyolojik ve kimyasal kirleticilerin birikiminin ne olduğunun öğrenilerek kayıt altına alınması, doğadaki suların kalitesinin korunması amacıyla gereken önlemlerin alınması, sulak alanların korunması ve yönetimi tüzüğünde güncel ve çağdaş düzenlemelerin yapılması, kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi yapılırken, ekolojik çevre düzenlemesi için çevre yönetimi uzmanlarından görüş alınmasına özen gösterilmesi, ilk öğretim öğretmenleri için doğa eğitimi başlığı altında hizmet içi eğitim ve kamp uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, sivil toplum ve üniversitelerin işbirliğiyle başlatılması, biyolojik çeşitliliğin korunması için ender türlerin yaşam ortamlarının eşsiz manzara bütünlüğüne sahip alanların orijinal ve ilgi çekici şekle sahip taş ve kayaçlar bulunan jeosit alanlarının belirlenerek özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi, özel çevre koruma bölgeleri ve sulak alan yönetim planlarının uzmanlar eşliğinde güncellenmesi yanında potansiyel Natura 2000 alanlarının da yönetim planlarının güncellenmesi ve yaşama geçirilmesi, karavan ve kampçılık için uzman görüşleri doğrultusunda yeni bir düzenleme ile alan belirleme çalışmaları yapılarak karavan ve kampçıların sulak alan özel çevre koruma bölgesi Natura 2000 alanı kıyı kumulları gibi korumaya muhtaç alanların dışında doğa dostu sürdürülebilir kampçılık ve karavancılık eğitimi verilerek bu uygulamanın doğaya zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi, dere boylarının durumunun saptanması, haritalandırılması,
ve bozulmuş dere yataklarının restorasyonu, dere yataklarının korunan sulak alanların listesine eklenmesi ve bir an önce atıkların ayrı toplanmasının ele alınması gerçekten ülkemizin çevresi açısından, çevre temizliği açısından son derece önemlidir. Çevre bilincini, doğa sevgisini her birimizin misafir olduğu dünyamıza saygıyı çok küçük yaşlardan başlayarak önce ailede sonrasında da eğitim müfredatında pekiştirerek ve sivil toplumla birlikte çalışarak çocuklarımıza aşılamalıyız. Sayın Bakanım, tabii siz bakanlık olarak turizm, çevre, gençlik ve kültür olunca çoğunluğu da size yönelik olarak yapılmış bir konuşma gibi oluyor. Önerilerimi yapıyorum Sayın Bakanım. Tabii ki. Evet, kültür. Yine diğer dairelerimiz gibi kültür dairesinin teşkilat yasasının ivedilikle ele alınması, günümüze uygun olarak revize edilmesi gerekmektedir. Son 3 yıldır dairenin hizmetlerinde ciddi bir daralma mevcuttur. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının sanatçı kadroları boşalmıştır. Yerine de uzman istihdamı yapılmadığı için bu bölümler şu an kapalı durumdadır. Emeklilerin yerine uzman personel istihdamı yok. Ancak kültür sanatla profesyonel anlamda uzmanlık alanında ilgisi olmayan personel alımları bu dairede de önümüze çıkıyor. Hadi kapattık, kapandı. Onun yerine bu alanda sivil toplumla işbirliği yaparak, sivil toplum desteklenerek Kıbrıs Türk müzik eserlerinin kayıt altına alınması, derlenmesi, yaygınlaştırılması, sanatçılarımızın desteklenmesi, yurt dışına açılımları konusunda gerekli temasların yapılacağı gibi çalışmalara da rastlamak mümkün olmadı. Kültür Sanat Danışma Kurulu sanatçılara katkı sağlanabilmesi amacıyla ciddi bir çalışma yapmış, ödül tüzüğünü hazırlamış ve bunu mevzuat dairesine göndermişti. Mevzuat dairesinden de tekrardan geri kültür dairesine geldi diye biliyorum, düzeltmeleri yapılmak üzere. Ancak epey zamandır dairede bir masanın üzerinde duruyordur diye düşünüyorum. Yasa gereği Kültür Sanat Danışma Kurulu'nun toplanması gerekiyor. Bu yasa gereğidir. Ancak epey zamandır bu kurula da hiçbir çağrı yapılmamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk operası Arap Ali Destanı'nın yurttaşlarımızın nüfus yoğunluğu olduğu İngiltere ve Avustralya'da sahnelenmesinin sağlanması gerçekten çok güzel bir proje, çok güzel bir çalışma. Başka alanlardaki ilkler içinde bu alanların sağlanabilmesi, bu imkanın sağlanabilmesinin şartlarını zorlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ki Kıbrıslı Türklerin zaten çok sınırlı olan dünyaya açılma pencerelerinden bir tanesi olan kültür, sanat, spor, halk dansları vesaire gibi alanları da bir tanesi olan bu alanın da daha fazla yaşıyor hale gelmesi, daha efektif hale gelmesi çok önemlidir. Arap Ali Destanı operasını seslendiren iki sanatçımız Kültür Dairesi'nin sözleşmeli personel kadrosundadır. Ancak bu operayı seslendirmek için orkestrada yer alması öngörülen örneğin
piyano sanatçısı hizmet alanı şeklinde dışarıdan yer almaktadır bu orkestrada. Devletin olağanüstü yetenekli çocuklar, yani halk arasındaki deyimiyle harika çocuk statüsü de çok küçük yaşlardan eğitim almaları için yurt dışına gönderdiği binlerce lira bu eğitimleri için yatırım yaptığı mezun olmuş ve olacak genç sanatçılarımız var. Yasa mezuniyeti sonrasında bir yıl içerisinde aldığı eğitim süresinin 1,5 katı kadar hizmet edecek şekilde katrolanmasını öngörüyor. Bugün müracaat ettiği halde cevap dahi verilmeyen sanatçılarımız var. İlgili alanda dıştan hizmet alımı yapılabiliyorsa, neden devlet sanatçısı olmak için hatırı sayılır katkı yaptığı gençlerimize bu anlamda katro sağlamak için bir girişim yapmıyor? Sonuçta devletimiz bu gençlerimizi kendisi bu alanda ülkesine hizmet etmek için, kültürümüze, sanatımıza bir katkı koymak için eğitime yolluyor. Ve ilkokuldan itibaren yolluyor ve çok uzun süreli bir eğitim. Peki bitirip geldiği zaman çok bir şey değil. Yani bir katro, iki katro, üç katro. İşin ehli olmayan geçici istihdamlara baktığımız zaman ve bu taraftan da böylesi değerlerimizin ülkeye döndükten sonra ailenin eline bakacak durumda olması gerçekten hem bir eğitimci hem bir müzisyen olarak bir öğretmen olarak içimi sızlatan konulardan bir tanesidir. Bir diğer önemli konu telif haklarıdır. Sanatsal üretimde en önemli başlık telif haklarıdır. Ülkemizde halen yürürlükte olan telif haklarının yasasının tarihi inanamayacaksınız ama 1911'dir. Düşünün 111 yıl öncesinin yasası, geçmiş yüzyılın yasası fasıl 264 telif hakkı yasası. Günümüzdeki teknolojik gelişimler ile sınırlar ortadan kalktı. Kopyalama, her şeyi kopyalama artık çok basit. Telif haklarının önemi bu anlamda da kat kat arttı. Hem ülkemizdeki sanatsal üretimlerin korunması hem de yurt dışında üretilen eserlerin ülkemizdeki haklarının korunmasına yönelik en büyük adım Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu çağdaş bir fikri mülkiyet hakları yasası ile olacaktır. Böyle bir yasanın bulunmadığı bir ülkeden insan haklarına saygılı çağdaş bir ülke olarak bahsetmek çok da mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Sanat Koleksiyonu web sayfası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ve Kültür Dairesi'nin işbirliği ve yoğun çabaları sonucunda hayata geçirilmiştir. Ve diğer alan ve kurumların katılımlarının öngörüsüyle buna imkan verecek şekilde kurgulanmıştır. Bu projenin geliştirilmesi ve programda yer verilmesi de olumlu bir durumdur. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koleksiyonunun da bahsedilen çerçevede projeye eklenmesi gerekirken nedense bu tercih edilmemiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sanat Koleksiyonu adıyla içerikten yoksun olarak sadece eserlerin görüntülerinin olduğu bir proje hayata geçirilmiştir. Bu hem maddi kaynak israfına hem de ülke sanatının bölünmesine sebep olduğundan dolayı bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir.
Ayrıca Kültür Dairesi tarafından geçici olarak Cumhurbaşkanlığına verilen İsmet Vehit Güney'in Güller ve Emin Çizenel'in Anılara ilişkin isimli resimleri geri iade edilmemiş. Oluşturulan sayfada halen sergilenmektedir. Ülkemizde Milli Kütüphane'nin dışında Mausa, Girne, Güzelyurt, İskele, Akdoğan, Değirmenlik, Mehmetçik, Erenköy Halk Kütüphaneleri olmak üzere 8 adet halk kütüphanesi bulunmaktadır. Bu kütüphanelerin bakım ve onarımlarını yapılarak teknik altyapı eksikliklerinin tamamlanarak teknolojik olarak güçlendirilmesi, belli bir sayıda bilgisayar alımı yapılarak o bölgedeki çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli bir ortamda bilgiye erişimine olanak sağlanması onların hayatına dokunmak anlamında çok değerlidir diye düşünüyorum. Ve son olarak bugün 28 Şubat. Dün 27 Şubat'tı. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası 27 Şubat 1999'da 23 yıl önce yanmıştı. Bu hükümet programında yer alan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası tamamlanacaktır maddesinin son kez hükümet programlarında yer almış olmasını dileyerek sözlerime son verirken hepinize saygılar sunuyor, iyi akşamlar diliyorum.